hepinize cumartesi gününden selamlar arkadaşlar. Saat 1'e geliyor artık dedim. Yemek işini halledeyim. Mercimek çorbası atacağım. Akşam Azra çünkü babaannesinden babasıyla birlikte gelecek artık. Sevdiği bir şey olsun dedim. Kendim için de tavuklu salata yapacağım yine. Bir tanesini haşlarım, böyle göğüs çıkardım. Diğerini de yarın haşlarım. 2 gün böyle dünkü kaçamaklardan sonra protein ağırlıklı besleneyim dedim. Protein alayım dedim. O zaman iyi oluyor kaçamak sonrasında. Şimdi önce çorbamızı koyalım. Düdüklüye mi atsam bilemedim ama herhalde normal tencereye koyacağım. Bugün sizlerle ilk kez yüz yüze gelebildik. Onun farkında değildim. Gerçekten hiç kameranın karşısına çıkmamışım. Duru'yu uyuttuğum bir saat kadar oldu. Bir saattir şurada koltukta oturdum. Ceylan Özdemir diye bir kardeşimiz var. YouTube kanalı var. Onu izledim. Maalesef engelli bir evladı var. Hem bedensel hem zihinsel. Tedavisi olmayan bir hastalığı var. Anladığım kadarıyla. Onu izledim. Hayatın ne kadar boş olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz yani. Elinizden dua etmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Aranızda da vardır belki engelli evlat sahibi ya da engelli yakınları olanlar. Bilmiyorum ya, çok nasıl anlatsam bilemedim. Yani çok etkilendim. Önerilenlerde görüyordum ismini, videolarını, kapak fotoğraflarını ama önerilen videolar arasında sıkça karşıma çıkıyordu bu aralarda. Ama böyle tıklayıp izlemek nedense elim gitmiyordu. Bir faydamız yok dua etmekten başka, üzüntüsünü ya da yani konuşamıyorum bile. Buradan dua etmekten başka elimizden bir şey gelmiyor. Onun videolarını izledim. Bir saattir kanalında geziniyorum. Sabrına, anneliğine hayran kaldım. O kadar bilinçlendirmiş ki kendini. Yani izlediğim kadarıyla çok bilinçli duruyor bu konuda. Evde fizik tedavi uyguladığı videoyu izledim şimdi. Evladına ne güzel fizik tedavi yaptığını, kendi imkanlarıyla evde yaptığı işlemleri gördüm. Rabbim inşallah şifasını verir. Gönlünden ne geçiyorsa evladı için. Allah nasip etsin yaşatmayı. Belki imkansız gibi görünebilir ama belki bir mucize olur. Allah büyüktür diyorum ve dua ediyorum. Yani izleyince ben gerçekten çok etkilendim. Konuşamıyorum bile şu anda. Öyle bari dedim videolarını izleyerek buradan destek vereyim dedim en azından. Belki oğlu Atay için de bir imkan olur. Videolardan elde edeceği kazançlarla belki bir tedavi yöntemi uygulanır, bir şey olur. Siz de destek verirsiniz. Zaten görmüşsünüzdür belki birçoğunuz. Ceylan Özdemir kanalının ismi. İzleyerek destek verebilirsiniz. Reklamlarını atlamamaya çalışın arkadaşlar. Çünkü reklam gelirlerinden para kazanılıyor burada, YouTube'da. Destek verirseniz çok mutlu olurum. Öyle bir iki videosunu izledim dediğim gibi. Şimdi mutfağa geçeceğim. Akşam yemeği telaşı. Bir saat, bir buçuk saate kadar Rıza
Azra'yı da alıp gelir. Bir tek mercimek çorbası var şu an ortada. Başka hiçbir şey yok. Yanına bir şeyler ilave edeceğim. Kendim için de salata hazırlığı yapacağım. Tavuklu salata yapacağım demiştim zaten. Pek iştahta kalmadı açıkçası ama bakalım bir mutfağa gireyim. Öyle paylaşmak istedim sizlerle de. İzleyerek arkadaşımıza destek olun lütfen. Ben bundan sonra zaten takibindeyim. Hiçbir videosunu kaçırmadan, atlamadan reklamlarını izlemeye çalışacağım elimden geldikçe. Size de söylemek istedim, paylaşmak istedim. Evlatlarınızın kıymetini bilin. Yakınlarınızın, ne bileyim eşinizin, akrabalarınızın, sevdiklerinizin kısacası. Hayat çok kısa, hayat çok sürprizli. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Kimseye de evladıyla sınamasın inşallah. Bu sıkıntıyı çeken annelere de inşallah evlatlarının sağlıklı günlerini görmeyi nasip etsin Allah'ım. Dua ediyorum ve birazdan görüşürüz yine. İki tane tavuk göğsüm vardı. Böyle parçalara ayırdım arkadaşlar. Haşlamaya bıraktım. 2 günlük salata için ayıracağım bunları. Haşlandıktan sonra dilikleyeceğim. Yarın da kullanacağım salatamda. Bu akşam da kullanacağım. Bu benim öğünüm olacak. Zaten benim dışında kimse tavuklu salata yemiyor. Evdekilere de mercimek çorbası yapmıştım zaten biliyorsunuz. Onun yanına kıymalı çubuk makarna yapacağım. Bol domates soslu çok seviyorlar. Bir de onlara da yine tekrar marul salatası yaparım. Ayran yaparız. Bugün de öyle yemek işini hallederim diye düşündüm bakalım. Uyandın mı sen? Uyandın mı anneciğim? Tam 1,5 saat uyudu ablaları. Günaydın o zaman sana. Güzel uyudun. Ne oldu? Naz mı yapıyorsun? Anneciğim. Ne oldu? Bak bak hareketlere bak onunla. Hareketlere bak onunla. Çok tatlısın sen ya. Duru. Keyif yapacaksın, anlaşıldı. Anlaşıldı, keyif yapacaksın. Makarna suyumu da koyayım. Tavuğu şöyle arka göze alacağım. Baba çalışıyor. Suyunu koyuyorum anneciğim bak. Makarna suyumuzu koydum. Ona anne balık çorba atıyor. Çorba, çorba. Biraz yağ, biraz tuz koyalım makarna suyuna. İşte ben çok seviyorum makarna. Daha pişmedi ama pişsin tamam mı? Tavuklara bir bakalım ne alemdeler. Az kaldı. Suyu azalmış biraz sıcak su ekliyorum. Kaynadı bak su. Kendin bakacaksın. Kameraları çok seviyorsun sen Duru. Ama anne makarna koyacak şimdi. Evet baba tereyeceğim. Sen saçarsın anneciğim dur. Elleme dur. Yavaş, hep dökeceğim şimdi yavaş. Bunu ben de var. Tamam, zaten bunu da koyalım son. Evde ben yemediğim için makarna bunlara üçüne yetiyor yarım paket. Daha koymuyoruz, daha koymuyoruz anneciğim. Tamam. Ben de koyacağım. Tamam, bak bu kadar. Bunu da poşetleyelim. Hatta dur biraz daha alayım tamam. Şu kadar daha alalım, bunu da poşetleyelim, kaldıralım tamam. Tamamdır. Akşam yemeğini yedik, bulaşığı kaldırdım, aygazımı sildim.
ve çay yaptım. Birazdan çay içeceğiz. Ondan sonra benim bir market işim var. Marketten bir iki bir şey alıp geleceğim. Sonra görüşürüz inşallah. Çay demini alana kadar gidip geleyim dedim. 101'e ineceğim zaten. Çok uzağa gitmiyorum. Bu merdivenleri zaten her gün 20 kere inip çıksam spora gerek kalmıyor da. Neyse, hava güzel Allah'tan, böyle ılık ılık bir hava var. Meyve alacağım. Bir de çayın sonunu demledim. Çay için gidiyorum aslında. Akşam çünkü bir daha demliyoruz biz. Onu alayım dedim. Bir de kabuk tarçın lazım akşam. Yarın için detoks suyu yapacağım. Bayağıdır yapmadım. Onu yaparız beraber. Size de gösteririm. Maydanozum vardı. Yeşil elmayla kabuk tarçın lazım. Hatta varsa zencefil de alacağım. Öyle hem biraz yürüyeyim dedim. Açılırım. İyi gelir. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Cüzdan almadan çıkmışım. Gidiyorum. Bayağı neredeyse 101'e vardıydım. Azra'yı aradım, dedim montunu giy. Kapının önüne geliyorum. Cüzdanımı al da gel kızım dedim. O da zaten markete gelmek istiyordu. Aslında ben çıksın istemedim, hani yorulmasın diye. Hadi dedim gel, gene iyisin. Cüzdanı da getirecek. Onu şimdi kapıda bekleyeceğim, apartmanın girişinde. Beraber gideriz artık. B12 mi düştü ne oldu ben de bilmiyorum valla. Bayağı bir gittim yani cüzdansız. Azra koşar adımlarla geliyor. A101 harca harca bitmez. A101. Geç bakalım. Elma burada var mı? Evet, aradan kan burada. Aynen. 101'de böyle 50 liraya çadırlar var. Frozen'in Duru'ya alalım mı acaba diye düşünüyoruz. Evin neresine kurarız diye. Çünkü ya istiyordular bundan Azra ile birlikte. Ya benim adım ya da şey. Fiyatı da 49.90. Azra'ya bir tane su matarası aldım yeni. Bunlardan istedi. Alalım mı? Ne yapalım? Ne diyorsun? Bence alalım. Ya benim adıma koyarız ya da şey falan. Azra kardeşinin çadırını yüklendi gidiyor. Valla çadırı aldık arkadaşlar. Rıza'ya kurdururum birazdan. Bakalım Duru sevinecek mi? Sürpriz yapacak. Aynen, ona sürpriz yapacağız. Geç bakalım anneciğim. Ablasıyla artık çadırda saklanmaç oynarlar. Değil mi? Çadıra saklanır. Kocaman bir karton alacaktım. O kocaman kartonla böyle çıldır gibi bir şey yapacaktım böyle. Ha, kendin mi yapacaktın? Kartondan ev yapacaktım. Hatta köpeklere göre yaptım kulübe. Bu da çok güzel ama. Hadi geç bakalım. Bakalım Duru ne tepki verecek. Zile bastık. Evet, çadırını aldım. Ne zannedecek acaba onu? Ne bileyim, okuyamaz herhalde. Bakacağız şimdi, geldik. Açalım kapıyı. Hadi bakalım. O açılır anneciğim. Yok, açılmadı. Biz sana çadır aldık. 50 lira geldi. Benim aklıma geldi ama. Bakayım ne, o ne oldu? Evet, baba kuracak şimdi sana. Bak bak bak. Salona kuralım onu. A101'den de böyle arkadaşlar, çamaşır suyum bitmişti bu mutfakta kullandığım. Lavaboda çok sık kullanıyorum. Bir tane bundan aldım. Burada elmalar var. Sarıyla yeşil karışık aldım. Bir de limonum var. 3 tane. Kabuk tarçın böyle vardı. 4.95'ti fiyatı sanırım, bu şekilde. Salatalık aldım. Azra'ya bu matarayı aldık. Duru matarasını bozdu zaten ucunu. Bir tane büyük tiryaki çayı aldım. Bir de yine beslenme için böyle süt ve meyve sularından aldım. Duru çok mu güzel? Bu da. Evet, Frozen'in. Baba kuracak şimdi. Bağlantıları yok. Önünde ha, onlar. Şey zaten açtık orada, kumaşına baktık. Bayağı kalın. Hoşuma gitti. 50 liraya da iyiydi fiyatı. Ben gördüm aslında, alalım dedim ilk önce. Bu da bir çat. Baba yapacak onu şimdi. Sana buraya, tam buraya televizyonun altına çadır kuracak. Gözünüze gelir. Gözünüze gelir. Yavaş. Yok, masayı alırız bir kenara.
Çadır burada durur. Gündüzleri tamam, içinde oynar. Yarım saatten fazla uğraştık mekanizmalarının boylarını karıştırdık Rıza'yla. Ama en sonunda kurduk. Bakayım. Beğendin mi? Beğendin mi Duru? Sonunda kurduk ama vallahi bayağı uğraştırdı bizi. Çubuklarını çok karıştırdık. Mesela bu birleşim çubukları falan var ya, numaralıymış onlar. Biz rastgele taktık onları. Evet, çadır sonuç olarak böyle arkadaşlar. A101'de belki almak isteyenler olur, fiyatı 50 liraydı. Kurulumunda uğraştık ama şemaya dikkat ederseniz kafanız karışmaz. Şeyi, kumaşı bayağı kalın. Bu geçirdiğimiz kumaş bayağı kalınmış. Tamam, yapma. Korkuyor musun? Duru, artık burada yetersin. Altına battaniye serdim. Şimdilik buraya koyduk. Gündüzleri hani Duru içinde oynasın diye. Örtüyü kaldırma anneciğim. Yere oturmayın diye örtü serdim ona. Oyuncak ben yine veririm sana. Böyle televizyonun altında nasıl oldu bakalım. Güzel oldu. Kendi ellerimle dertlerime bir yenisini ekledim. Derdime dert ekledim arkadaşlar. Çadırı aldık ama deminden beri çadır kavgası. Ne içinde duruyorlar ne dışında duruyorlar. Girip çıkıyorlar. Artık ne olur, iki güne elimizden patlar, ne olur ben de bilmiyorum. Hevesi geçer illaki ama şu anda dedim ki Elif, başına iş aldın. Tebrik ediyorum seni dedim. Hani dikkatini çeksin. Belki onun içinde oyalanır, onun içinde bir şeyler yapar. Oyuncaklarını da doldururuz diye düşündüm içine ama bilmiyorum gerçekten. Neyse, çayımızı içtik. Onu birazdan yatıracağım. Bu akşam şey var. TV8'de Zümrüdü Anka. İsmini de ne tuhaf bir isim yapmışlar ya. Neyse, o diziye bakacağım bu akşam. Duru'yu artık uyuttuktan sonra Azra'yı banyoya sokacaktım ama yarın pazar, ben yarın pazartesi diye aklıma öyle gelmiş yani. Bir an dedim eyvah, okul açılıyor falan. Yarın pazar, Allah'tan yarın yıkarım. Öyle, bugünlük bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Veda edeyim artık burada. İnşallah keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. Hepinize şimdiden iyi pazarlar diliyorum.